Merhabalar, On Marifet videolarına hoş geldiniz. Ben Aylin, sevgili Çağlar Hanım'la beraberiz. Adine Cicileri ismiyle çalışmalarını paylaşıyor bizimle. Bugün de çok güzel bir keçe çiçek broş, değil mi? Evet. Broşun yapımını paylaşacak bizimle. Merakla bekliyoruz. Aslında hem broş yapabiliriz, hem bir sepeti süsleyebiliriz, felç yapabiliriz. Tabii. Bugün keçeden gül daha doğrusu gül evet, yapacağız. Evet, çok güzel. Bunları bilmek, çeşit çeşit çiçek yapımını bilmek çok bizim hoşumuza gidiyor. Dediğiniz gibi her şey için kullanılabiliyor. Evet. Ekseri ince keçeyle yapılıyor diye gördük bugüne kadar. Sizinki daha tok bir çalışma, kalın keçeyle yapacaksınız. Evet, daha yoğun, daha üç boyutlu gözüksün tamam, istediğim için süper. Kalın keçeyle yapacağız. Tamam. Ben burada kalıp çıkardım. Keçeyi daha çok hani kalıp çıkartarak kesersek daha kullanışlı olduğu için daha tutarlı davranırız. İlk önce mor bir renk, benim en sevdiğim renklerden biri. Ben burada 4 tane yarım daire kesiyorum. Tamam. Ben burada ayarladım. Ay harika. Her 4 daireden bundan 3 adet, 3 adet, 3 adet ve 1 adet olacak şekilde keseceğiz. Dilerseniz kalem, dilerseniz çizgi sabunu kullanabilirsiniz. Süper. Çizgi sabunu benim için daha kolay oluyor. Bu şekilde keselim, çizelim ilk önce. Sabunun dikişte kullanıldığını çok görüyorum ama keçede ekseri tercih edilmiyor sanıyordum. O çok iyi fikir evet, bence. Yani daha çabuk gidiyor izi. Çok doğru. O yüzden daha rahat oluyor. Yalnız burada kalıp çıkartırken belirtmek istediğim bir nokta var. En büyük yarım daire diğerlerine oranla daha büyük olsun. Ha, orantıyı biraz çünkü daha büyük tutuyorsun. Çünkü bu kıvrımı dışarı doğru vermeniz tamam. için. Tamam, onu irice yapalım o zaman. Aynen öyle. En küçük yarım dairemizden sadece bir tane keseceğiz. Tamam. Siz ne kadar zamandır keçeyle haşır neşirsiniz? Ben yaklaşık aslında 1,5 senedir ilk kızımın doğum şekerlerini yaparak süper. Başladım. Sonra işte doğum satıcımı yaptım. Kuzenlerine abla, abi, ablalar için taç yaptım. Abiler için minik broşlar yaptım. Çok güzel. Böyle böyle başladı. Sonra da Facebook sayfamı kurdum. Sonra Instagram hesabını açtım. Böyle ilerleyerek böyle devam ediyor. Çok güzel. Arkadaşlarım çok destek oldular. Çok teşekkür ediyorum hepsine. Ne güzel. Sağ olsunlar. Bu şekilde sayımızı tamamladık. Sayımızı tamamladık. Tamam. Şimdi sadece silikon kullanarak tamam. yapıştıracağız. İlk önce en küçüğümüzden başlıyoruz. Şöyle ki şu hale getireceğiz. İlk önce rulo haline getireceğiz. Ama şu şekilde başlayacağız. Ama sadece alt şeridine bastıracağız silikonu. Tamam. Ve çok hafif olacak şekilde. Belli ki çok özenli bir insansınız. Muntazam çalışmayı seviyorsunuz. Zaten altın, işte çok özenli. Altını göstereyim aslında. Altı düz oluyor. Hı hı. Ama bunu bir şekilde yaprakla, broşla kapatacağımız için. Doğru. Sonraki yarım daireyi şöyle yapacağız. Bunu tam yarım daire öncekinin tam ortasına gelecek. Yarım dairenin ortası. Önceki yaptığım ona açık bakacak. Olduğu yerin tam ortasına gelecek. Tamam. Bu şekilde yavaş yavaş başlamış oldum. Yine küçükten devam ediyorum. Bu sefer de o yine onun orta kısmına evet, bakacak evet. herhalde. Mantık aynen. o şekilde devam edecek. Mantık o şekilde devam ediyor. Kalın keçe olunca birazcık yapışması biraz zor evet, olacak. Evet. Anladım. Yani aslında birazcık bekletmemiz lazım elinizi sıkıştırıp. Çünkü evet. kalın olduğu için kendini atıyor. Atıyor. Ben sizi burada acele ettirdiğim için böyle. Yoksa aslında siz evde biraz daha bekleye bekleye yapın. Biraz benim de elim ağır, o yüzden
O özeninizden kaynaklanıyor bence. Bu şekilde devam ediyoruz. Bütün yaprakları aynı yöntemle yapıştırdık taç yapraklarını. Evet. Şimdi sonuncu da bakalım neye dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi son yaprağımızı da yapıştırdık. En çok dikkat etmemiz gereken şey sadece dibinden yapıştırmamız silikonları. Ve şu an sırasıyla tam yapıştırma emin olduktan sonra, çünkü silikon kalite olduğu için atabiliyor. Evet, kesinlikle. Uçlarını birazcık daha garantilemek istiyorum ben. Silikonları da temizledikten sonra yaprakları bu şekilde açacağız. O da zaten ayrı bir hava katmış evet, olacak. Açılmış bir gül evet, efekti verecek. Çok güzel. Açmadan da kullanılabilir bu arada. Başka evet, evet. Başka bir ya da tarz. Dilerseniz şu son yarım daireyi daha buna göre daha uygun boyutta. Tabii boyutu değiştirerek havayı farklı kılabilirsiniz. Evet. Açılacak birazdan. Tabii şu an tam kurumasına biz izin vermediğimiz için o kadar evet. Haşin davranamıyoruz. Şu an biraz kopacaklar daha... diye. Aynen öyle. Siz biraz daha açılması konusunda ısrarlı olabilirsiniz. Silikon tam kuruyunca daha rahat, evet. Rahat çalışabilirsiniz. Bu şekilde. Çok güzel. Çok güzel bir çiçek. Sonra da altına bu yaprakları evet. Yapıştıracağız değil mi? Yine aynı yöntem. Tek olarak da kullanabilirsiniz. Tabii çok gibi, da güzel olur gerçekten. Çok çok güzel olur, harika olur. Burada böyle hazır taşlarımız var. Bunlara evet, tutturabiliriz. Ama dediğiniz gibi hele böyle siyah ya da beyaz tek renk bir şeyin üstüne giysin üstüne çok güzel evet. Durur. Hem şey keçi olduğu için kışın kabanlarda evet, daha harika büyük durur. Olduğu için harika durur. İçine inci koyabilirsiniz. Tabii çeşitlendirebilirsiniz. Bu çiçeğin evet. Kendisi zaten çok güzel. İki tane de yine kalın keçiden yaprak kestim. Bu efekti verebilmek için. Bunları da birbirlerine tutuyorum. Çok aynı güzel. Bu şekilde yapıştırdım. Harika. Böylelikle yaprak da arkasındaki kusurlarımızı da kapatmış evet. Olacak. Çok çok iyi görünecek. Süper. Böyle. Ellerinize sağlık. Harika oldu. İşte böyle çok güzel bir çiçeğin hem de böyle tok ve kalıp duran bir çiçeğin yapımını görmüş olduk. Çok güzel. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.